Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar bir şiş örgüsü yapacağım inşallah. Bu şiş örgüsü özellikle yeleklerde harika duran bir model. Böyle yazlık yazlık yeleklerde özellikle çok güzel durur. Bebek battaniyelerinde çok güzel durur. Ee, veya etol şal olarak da evet çok güzel durur. Hadi modelimizi yapayım. Sizler de kafanızda bir şeylere yakıştırabileceğinizi düşünüyorum bu modelimizi. Ben hemen şöyle ilmeklerimi attım. 3 ve katlarından oluşacak arkadaşlar modelim. Bir sırada altı kırıl, kıvrılmasın diye bir haroşa gittim. Hemen şimdi devam edeceğim inşallah. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum dostlarım. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun diyorum. Haydi bismillah örgümüze başlayalım modelimizi. Önce kenar ilmeğimi alıyorum dostlarım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Şu iki tane ilmeğimi şöyle yandan yandan şu şekilde birazcık ilk sıra olduğu için zorlayacak. İkisini beraber örüyorum dostlarım. Şöyle ikisini bir almaya çalışacağım. Düz olarak ikisini bir alacağım. Dediğim gibi ilk sıraya birazcık beni zorlayacak. Hmm. İkisini bir aldığım için bir tane artırıyorum ve bir tane ilmeğimi normal düz örüyorum. Tekrar şimdi bu iki ilmeğimi şöyle şişimi ön taraftan takarak alacağım inşallah. Biraz zorlansam da alacağım seni ilmekler. Aslında şöyle birazcık ilmeklerimi serbestleştirirsen alman daha kolay olacak. Evet. İkisini bir aldım, bir artırdım. Bir tane düz ördüm. Şunları tekrar şöyle birazcık yerlerinde gevşetelim ve şişimiz rahat girsin. İkisini bir aldım, bir artırdım, bir düz ördüm. Sıramı sonuna kadar böyle İkisini bir alacağım ama önden takarak alacağım şişimi. Bir artıracağım ve bir düz öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıramı sona kadar götürüyor. Zor da olsa sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Arka kısmında bütün ilmeklerimizi örgümüz boyunca arkadaşlar hep ters öreceğiz şu şekilde yani. Hepsi bu şekilde ters örülecek. Çünkü ilmeklerimizi ters, ters öreceğim sona kadar. Tekrar ön yüzündeyiz örgümüzün arkadaşlar. Örgümüz verevine verevine doğru kayan kaydırmalı bir model. İlk ilmeğimi aldım. Önümde şu an iki tane düz ilmeğim var. Bu düz ilmeklerimi Bundan sonra arkadaşlar her zaman ikisini bir alacağım. şunları yani modelimizde hep böyle şu şekilde yandan ilmeklerimizi kesme işlemimiz var. Şimdi onun için şu iki ilmeklerimin solda olanının yönünü her zaman değiştireceğim yönünü. Şimdi ne yaptım? Bakın iki ilmeğimi çıkardım şişten şu bu iki ilmeği beraber alacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bundan sonraki şu iki ilmeğimi beraber alacağım biraz zorlanıyorum tekrar Allah ya Evet ikisini bir aldım <laughs> zor da olsa bir artırıyorum şu aradaki ilmeğimi düz öreceğim Şimdi şu iki ilmeğimi beraber alacağım ama şuradaki ilmeğin yönünü değiştirmem gerek. Onun için ne yapıyorum? İkisini de çıkarıyorum. Bunu yönünü değiştirerek taktım. Şunu normal olarak takıyorum. Ve şu şekilde beraber alıyorum arkadaşlar. Bakın. İkisini bir aldım. Artırdım. Bu aradakini düz ördüm. İlmeklerimin yön, ilmeğimin daha doğrusu yönünü değiştirip şu şekilde beraber alıyorum bir artırıp bir düz örüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi modelimiz sürekli iki kez bir artır ama kestiğimiz ilmeklerin iki tane kestiğimiz ilmeğin bir tanesinin yönünü hep değiştireceğiz arkadaşlar. Yani şu soldaki ilmeğin yönünü hep kesmeden önce değiştirmemiz gerekiyor. Bunun nedeni model birazcık ilerlediği zaman daha güzel anlaşılacak. Evet, bu şekilde sona kadar gideceğim. Arkadan gene hepsini ters olarak bu başa geleceğim. Şimdi örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz arkadaşlar. Ee, sürekli yanlar, yan taraflara doğru kestirerek geldiğimiz için. Şimdi bu kenardaki ilmeklerimizi buradan kenar ilmeğimizi alıyoruz. Şu şekilde önümüzde bakın. Bir düz, bir düz daha ilmek var. Bunları kesmeden alıyoruz. Şu önümüzdeki zaten artık kesilen ee, ilmekler belli, belli olmaya başladı arkadaşlar. Bakın şunlar. Şöyle verevine verevine diyordum ya. Kendilerini belli etmeye başladı. İlk sıra daha gidersem daha güzel seçecekler. Örgüler model kendini. Şimdi şu iki ilmeği iki, iki ilmeği beraber alacağım. Yalnız şu soldaki ilmeğin yönünü değiştirmem gerekiyor. Önce ikisini çıkarıyorum. Sonra yönünü değiştirerek takıyorum. Taktıktan sonra ikisini beraber düz örerek alıyorum. Bakın bu şekilde aldım. Ve bir tane artırıyorum. Önümdeki ilmeğimi düz örüyorum buradaki ilmeğimin ikisini bir alacağım ama yönünü değiştirmem gerek. Yönü yönünü değiştirdim ve ikisini bir aldım. Artırdım, düz ördüm. Yön değiştirdim. Düz ördüm. Artırdım, bir aldım. Modelimizin en önemli konusu şu baştaki ilmeklerimizin eksiltmesini ve artırmasını dikkat eder etmemiz gerekiyor. Yoksa modelimiz ya içe doğru kapanır ya dışarı doğru genişler gelir arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi ön sırada tekrar aynen ilmeklerimin ikisini bir alarak aldığım ilmeklerin yerine bir tane artırarak aynı şekilde öreceğim. Arkadan da hepsini ters örüp geleceğim. Şöyle, evet, örüyorum. Bu şekilde biraz yapayım. Modelim şu şekilde olmaya çalışıyor arkadaşlar. İp, i̇p rengimi sizden önce belki diyenler olacaktır. Evet seyrederken ben de çok beğenmedim ama başlamış bulundum. Bakın verevine, verevine modelim böyle, şu şekilde yan çize, yan çize. Ajurlarla devam eden bir model sürekli bir bakın. Şu sırada bitmişti. Şimdi bu sıradaki sona doğru yanaş yaklaşıyor. Sonra şu sıradaki gelecek sona doğru yaklaşacak. Burası sürekli kaymalı kaydıkça arkadan yeni modelimiz kurulmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar. Kenardan da sürekli modellerimiz yenilenmeye çalışıyor. Şimdi ne yapacağız? Aynı şu an ilk sıradaki yaptığımız konumdayız. Şu ilk sırayı nasıl gittiysek o şekildeyiz. Yani ne yapıyorum? Bir kenarımı ördüm. Hemen bir tane düz ilmeğimi de örüyorum. Şu iki ilmeğimi şöyle yön değiştirerek takıyorum ve ikisini şöyle beraber işte gerçekten kameranın heyecanımı diyeceğim şeyde artistler gibi tövbe ya Rabbim. Bir artırıyorum. Normalde ördüğümüz şeyleri sizler anlatırken bazen gerçekten şişler bize terslik yapıyorlar arkadaşlar. Biz bu şişleri, bu ipleri hep kullanıyoruz ama yani şu an zorla yapmaya çalışıyoruz sanki acemi gibi tövbe yarabik. Evet arkadaşlar bir kesiyorum, bir artırıyorum, ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Şunu da şöyle bir yapayım. Şöyle göstereceğim. Birkaç sıra böyle gideyim döneceğim arkadaşlar. Evet dostlarım. Renk tonumda hatalı olduğumu biliyorum. Ama modelin çok güzel bir model. Bakar mısınız arkadaşlar? Başta söylemek istediğim buydu. Verevli verevli. Yana doğru yatık şekilde yaptığımız bir model. Belki anlatımını da yanlış şey, pek anlatamadım size. Renkten dolayı biraz moralim bozuldu. O yüzden belki anlatamadım ama eğer ki anlayamadığınız yer olursa rica ediyorum. Ne olursunuz yorumlardan yazarsanız sizlere yardımcı olacağıma söz veriyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın baş tarafı bu şekilde. Sonu bu şekilde. Bitişlere ve başlangıçlara dikkat edelim ki modelimiz ne içeri ne dışarıya doğru aşmasın, taşmasın, germesin model kendini. Modelim çok güzel bir model. Şöyle altına bir fon kağıdı da koyarak şu şekilde göstersem nasıl. Güzel bir model ama işte renk seçiminde hata yaptım. Geç oldu anladım ama. Arkası da bu şekilde arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.